Gidiyoruz. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tobik'le beraber nereye gidiyoruz hayatım? İtalya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. İtalya'da öncesinde Roma'ya gitmiştik. O videoya da ya buradan ya şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz, emin değilim nereden olduğuna. Bu sefer İtalya içinde Floransa'ya, Bologna'ya ve Pisa'ya gideceğiz. 4 günlük bir tatilde hepsini bok var. 4 gün. Çalışıyorum. 4 günlük tatilde olabildiğince fazla verim almaya çalıştık. Niye tekrardan İtalya'ya gittiğimizi soracak olursanız da biz biraz geleceği düşünen bir çiftiz. İlk vizemizi İtalya'dan aldığımız için ikinciyi de İtalya'dan alıp daha uzun vize çıkmasını istiyoruz. Eğer vize alacağımız zaman yine İtalya'ya başvuracağız ki daha uzun vize çıksın. Bu da size küçük bir taktik olsun. Farklı farklı yerlerden alınca uzun çıkma ihtimali daha az oluyor. Böyle bir bilgi verildi bize. Şuna bakın. Oyun yapıyor. Diğerlerine ona bakın. Sakın çekme. Aaa tatlı bir ses çıktı. Havaalanına doğru gidiyoruz. İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Bologna'ya uçacağız. Gidiyoruz hadi bakalım. A few moments later. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Tamam. Hadi bu kadar. Bu kadar. Oraya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Bologna'ya gidiyoruz. Geldik. Bologna Havalimanı'nda shuttle'lar var, merkeze giden. Yaklaşık 7 dakikada gidiyormuş. Marconi Express diye bir şey, ona bineceğiz. Kapıdan geçerken kredi kartıyla direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Sağ olsun uçağımız 1 saat geciktiği için bugün 1 saat geç başlıyoruz. Ama olsun, en azından buradan çabucak merkeze gideceğiz. Başka seçenekler mevcut. İsterseniz otobüs durağına gidip otobüse binip sonrasında tren aktarması yapabiliyorsunuz. Ya da başka otobüse aktarma yapabiliyorsunuz. Uzun süreceği için biz en azından 7 dakikada merkeze gitmek istiyoruz. Güzelliği görüyor musunuz? Hadi gidelim bakalım. Şimdi merkeze geldik. Marconi Express'le gerçekten ekspres bir şekilde geliyorsun. Böyle küçük oda gibi bir yerde biniyorsun. Çok kalabalık oluyor ve insanlar gerçekten sarılarak gidiyor. Yani bir roller coaster gibi ilerliyor. Girerken biz kredi kartıyla ödemek istedik ama aynı kredi kartıyla çıkarken de tekrardan okutuyorsun. Öyle parayı çekiyor. O yüzden tek kredi kartıyla geçiş yapmak mümkün değil iki kişi için. İki ayrı kart olması gerekiyor. Bir alt geçitten geçip diğer taraftan merkezin olduğu tarafa çıkılıyor. Oraya çıktık. Otele doğru gidiyoruz. Çantalarımızı bırakacağız. Merkeze doğru gideceğiz. Ve İtalya'ya gelmişken tabii ki de neyle başlıyoruz? Bir pizzayla, değil mi? Evet, pizza. Odaya geldik. Burada odayı sadece oda şeklinde tuttuk. Tuvalet yok, bir şey yok. Ortak onların hepsi. Geceliği 2000 TL verdik. 2000 TL ne kadar, kaç euro yapıyor emin değilim şu an için. Odayı gösteriyorum. Oda bu kadar. Böyle bir yer. Aynı zamanda balkon da var. Böyle buradan şehri de görebiliyorsunuz ama çok da güzel tarafı değil şehrin. Odamız haricinde ortak alanları da size gösteriyorum. Burası tuvalet. Zaten birkaç tane tuvalet var. Karşısında bide var. Biliyorsunuz burada popiş yıkama. Burada duş var. Burada dünya güzeli var. Burada da bir giriş var ve burada da mutfak var. Çok tatlı bir mutfak. Burada da çok tatlı bir eş. Yeter. Yeter bize. Şu an içinde bulunduğumuz konteyner asansör. Konteyner geçine bak. Hiçbir şey yok. Apartmanın girişi de böyle. Böyle bir giriş. Wi-Fi'ye bağlandı yine ya. Bir tane Wi-Fi'ye bağlandım geldiğim zaman. Her yerde aynı Wi-Fi'ye bağlanıyor. Güzel bir Wi-Fi'ymiş bu. Buranın eski pazar dedikleri bölgesindeyiz. Aslında burası 1890'dan beri alışveriş sokağı olarak geçiyormuş. Tüm mekanlar, tüm dükkanlar genelde buradalar. Ama güzel, binaları çok hoş. Baksana, dur bakın etrafı birazcık daha. Bak, çok güzel. Tuğba Hanım arkada. Öyle mi? Çek bir daha istiyorsan. İlk defa duydum. Silmeseydim be, kalsaydı. Tuğba Hanım burada çekimlerini yaparken biz de San Pietro Katedrali'ne geldik. San Pietro Katedrali gösteriyorum bak. Böyle bir katedral, yolun hemen üstünde bir yer. Buranın en ünlü yerlerinden biri. İçerisinde çok efsane bir şey yok diyorlar. Biz yine kapıdan bakacağız. Oo, kadın ne yapıyor lan? Oo, bisikletin arkasında ayağa kalkmış. Katedrali giriyoruz. Yorumlara güvenmeyin. Bakın bu gördüğünüz katedralin içini bence görmeden gitmeyin. Zaten toplasanız sizin alacak 10 dakikanız bile değil. Yani 5-6 dakikanızı alır. Gelin görün bence. Nasıldı içerisi? Biraz hasretli. Öyle mi? Burayı da gördüğümüze göre hemen karşımızda olan pizzacıya gidiyoruz.
Pizza Nettuno, yani Neptün pizzaya geldik. Burada dilim pizzalar satılıyor. Dilimler genelde 2,5-3,5 euro civarı. Bir tane tulva böyle kabak ya da patlıcan gibi bir şey. Şimdi de jambonlu ve üzerinde mantar olan bir pizza aldım. Peyronel aldık buranın birası. Hepsinin fiyatı 15 euro tuttu. Güzel. Ben böyle güzel olacağını düşünmüyordum. İki farklı pizza türü aslında. Benimki daha kalın hamurlu, tuvanki daha ince hamurlu. Ben aşırı beğendim. Şimdi tuvanın tadına bakalım. Şöyle. Sebzeli olmasına rağmen normalde sevmeyeceğimi düşünüyorum ama bayağı güzel. Bu çok mayalı bir hamur. Değil mi? Kalın bayağı. Kendi tercih ettim beğendim. Her zaman olduğu gibi. Çünkü beni de o tercih etti. Bu sefer mekanlarımızı çok güzel ayarladık. O yüzden buranın en çok beğenilen yerlerine, daha çok yerel halkın beğendiği yerlere gitmeye çalışacağız zaten. Pizza konusunda güzel tercih yapmışız. Şimdi bunları yiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Neptün heykelinin oraya geldik. Neptün heykeli bu. Burası zaten Maggiore Meydanı'nın olduğu bölge. Aa, burada doğru çeşmeler var. Aa, doğru çeşme. Su bedava. Bir bildirim geldi. Bu nasıl Wi-Fi'ye oldu? Bağlandı çünkü. Nasıl bağlandı? Dedim ya sana, şeyde bağlandığımız Wi-Fi vardı ya. Evet. Havaalanında, o her yerde var. Çok tatlısın ya. Çok tatlısın. Plazo di Acroisio dedikleri bir yere geldik. Böyle merdivenlerin olduğu, tepeye tırmanılan bir yer ama saat kulesi olduğu söyleniyor tepede. Ve ne olduğunu bilmiyorum. Çok rahat çıkılan bir merdiven yapmışlar. Gel bakalım Tuğba Hanım, gel. Ama bu tepede ne var bilmiyorum. Buranın da yorumlarında bir şey vardı. Değmez etmez diye, ama insanlar galiba çok memnuniyetsiz, her şeye değmez diyorlar. Sence nasıl? Çok bir şey yok aslında. Evet. Çıkıp tepede... Ücretsiz olduğu için gelip görebilirsiniz, evet, tabii ki. Ve tabii. Meydanda bir yerde ulaşması, evet, zor. Maggiore Meydanı'nın hemen dibinde. Aslında burası eski bir saray. Eski saray olduğu için burayı daha çok sanatla değerlendirmişler. Şöyle bir aşağı iniyoruz. Merdivenleri kolay bu arada. Zor gibi görünüyor ama kolay çıkılıyor. Şimdi Maggiore Meydanı'ndayız. Buranın en ünlü meydanı, en kalabalık yeri. Ve tam burada da San Petronio Bazilikası var. Bu görmüş olduğunuz bazilika. Yan tarafında da ne güzel yollar var. Bazilikaya girdik. Bazilikanın girişinde şöyle bir şey var ki, seksistlik var arkadaşlar. Benim şortum var, bana hiçbir şey demediler. Tuba şort giydiği için ona 2 euroya şu görmüş olduğunuz paçavrayı almamız gerekti. Haberiniz olsun, 2 euroya satıyorlar, 2 euro girdi orada. Şimdi size etrafı bol bol çekeyim de görün bakalım. O 2 euro'nu nasıl çıkartıyoruz şimdi? Bazilika bence çok güzeldi. Sen beğendin mi? Tuba gotik sanatını pek sevmedi. Gotika. Karanlık geldi bana. Çok karanlık. Tuba böyle bir basık yerlerde direkt modu düşüyor. Şöyle duruyor. Yolda yürümesi çok keyifli bir yermiş. Yani yollar falan çok güzel. Söylemeden edemeyeceğim. Yürümeyecek kadar sıcak değil bunun. Evet, sıcaklık da gayet güzel. Türkiye'den böyle bir yaklaşık 6-7 derece daha serin. Evet, nefes alamıyorduk en son. Türkiye'den dedim İzmir, yani İzmir'den. Çünkü İzmir'de biz nefes alamıyorduk. İzmir'de ağlıyorduk. Burada en azından rahat rahat yürüyebiliyoruz. Şimdi burada bir kütüphane var. Kütüphanenin bulunduğu yer dünyanın en eski üniversitesinin olduğu yer. Yani burası dünyanın en eski üniversitesi. Hem kütüphane hem tiyatroyu kişi başı 3 euro ödeyerek biletle gezebiliyormuşuz ve biletler bitmiş. Önceden rezervasyon yapılması gerekiyormuş vesaire vesaire. Ben fotoğrafını çektim, rezervasyon yapacağım ve son gün tekrardan buraya gelmeyi deneyeceğim. Son güne gidiyoruz ve içeriği görüyoruz. Bu gelmiş olduğumuz yer Bologna Üniversitesi'ne bağlı olan bir kütüphane ve Bologna Üniversitesi dünyanın ilk üniversitesi. O açıdan bir önem arz ediyor. Girdiğimiz ilk yer bir tiyatro diye geçiyor, ismi tiyatro diye geçiyor ama daha çok amfiteyatro gibi düşünün. Ortada profesörler hasta üzerinden ders anlatıyor. Zaten oradaki kitaplardan da nasıl olduğu gösteriliyor. Şimdi geldiğimiz yer ise buranın kütüphane bölümü. Kütüphaneden çıktık. İyi ki gelmekte diretmişiz buraya. Görülmesi gereken bir yer ama gerçekten keşke şey olsaymış. Diğer bölümleri de görebilseymişiz ama düşününce kitaplar hassas. Üniversite hala eğitim veriyor. Yani o yüzden bu şekilde bir uygulama olması da normal. Şimdi ilk güne geri dönüyoruz. San... Oo, rüzgar ne kadar güzel duruyor tabii ki ya. Şu güzelliğe bak. San Domenico meydanına geldik. Piazza San Domenico ve San Domenico Katedrali'ne geldik. Bu meydan. Bu da bazilika. Bu da meydan.
Bazilika'dan çıktık. Biraz oturduk, dinlendik. Çok da serin bir yer. Ya bu gezme işi tam benlik iş ya. Bana para verin, ben sizin için program sunayım. Çok güzel olur. Var mı isteyen herhangi bir kanal? TRT MRT beni bir yere yollamaz mı? Yolda yürürken konumda görmediğim bir yer gördüm. San Giovanni in Monte Kilisesi. Şimdi Tuba yine kapıları ayıp olduğu için paçavrasını sarıyor ve içeri giriyoruz. Kilise bir anda içeride bir cello çalan çocukla bizi karşıladı. Çok güzel bir ortamdı ama yine çok basıktı. Biz burada bunu takmamıza gerek yokmuş. Evet. Kapıda rahip gerek yok dedi. İtalyancası diyor ki hani biz bunu daha iyi tak dedi sandık. Evet. Sonra gerek yok deyip çıkart bir şey olmaz dediler. Laik bir rahipti. Laik rahibin kilisesinin hemen yakınında Santa Stefano meydanı var. O meydandayız şu an. Santa Stefano meydanında da tabii ki de ne var? Santa Stefano Bazilikası. Giriyoruz. Burada girer girmez bizi tarihi bölüm karşılıyor. Mesela bu şekilde. Neyse konuşmayayım buralarda. Bazilika'dan çıktık. Burası daha çok bir tarihi bina gibi yapmışlar. İçeride müze var. Ücretsiz gezebiliyorsunuz. Çekebildiğim kadarını size çektim. Buranın iki kulesine geldik. Bu kulenin özelliği... Aha bu kule yamuk. Aynı benim burnum gibi. Diğer kule dimdik ayakta duruyorken o ne kadar da yüksekteymiş. Bu kule yamulmuş. Zaten etrafı kapalı yıkılma ihtimaline karşı. Ama ünlü olmuş burada. Öyle de bir özelliği var. Kule gibi bakın arkadaşlar, burnum yamuk. Aynı yamuklukta. O da böyle, ben de böyle. Santa Stefano meydanının biraz ilerisinde, Santa Stefano sokak üzerinde bir yere oturduk. Vineria Favalli diye bir mekan. Burada Tobik Hanım'la İtalya klasiği olarak aperol söyledik. Bayağı güzel. Ekşi ekşi. Serinletiyor gerçekten. Evet. Fazla koymuşlar aperolü, biraz fazla olmuş. Güzel, şimdi birazcık burada oturacağız. Asıl Bologna'nın en önemli olduğu şey... Aynen öyle, Bolognese soslu makarnaya gideceğiz. Ve akşam yemeği için Osteria del Orsa isimli mekana geldik. Mekanın adı burada yazıyor. Sıra bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat bekleyeceğimiz söylendi. Dışarıda şansımıza yer bulduk. Gayet de güzel. Sokağın kenarında oturuyoruz. Hatta bak göstereyim. Şöyle bir yerde oturuyoruz. Bakınız dünya güzeli. Tuğba buranın bolognese makarnasına söyledi. Ben de buranın yerel bir yemeği varmış. Et suyunda tortellini. Onu deneyeceğim. Değişiklik olsun dedim. Bolognese makarnayı yerim ben yine. Tuğba'dan da yerim. Önemli değil ama deneyeyim. Önemli olan deneyeyim. Bakalım neler gelecek bize. Yemeğimiz geldi. Ama önce şeyi göstermek istiyorum. Su şeyden sporting water. Bunun içinde geliyor. Gayet güzel. Serin buz gibi bu arada. Şöyle bir şarap geldi. Buranın yerel şarabı. Bu 5 euro. Tuğba'ya böyle bir bolognese makarna geldi. Bu 9 euro. Böyle bir tortellini söyledim. Tortellini de et suyunda bu şekilde. Tadına bakayım. Aşırı lezzetli. Oha. Bolognese'nin tadına bakalım. Bayağı güzel. Aşırı lezzetli. Şimdi Tuba baksın bakalım. Baktım mı ben? Nasıl? Güzel. Porsiyon biraz küçük, evet. Asıl güzel tarafı parmesan istedik ve geldi. Bakın şöyle bir şey geldi. Ben direkt onu yiyeceğim zaten. Şimdi ben bu parmesanı buraya kaşıkla alsam ayıp mı olur? Parmesan köpeğim ya. Çok güzel, peynir köpeğim ya. Şimdi biz bunları yiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Mekandan kalktık ve tabii ki de İtalya'ya gelen birinin her zaman yapması gereken bir şey yapacağız. Dondurma yiyeceğiz. Aklımda o var zaten. Sabahtan beri onu düşünüyorum. Zaten fiyatları söylemiştim. Tüm hesabımız 28 euro tuttu. Yani pahalı bir fiyat değil. Uygun fiyat ama sıra beklemeye değecek bir yerde değil yani. Dondurma için Gianni Gelato'ya geldik. Şöyle bir tane dondurma aldım. Her yerden akıyor. Bir tane fıstık, bir tane çikolata kek, bir tane de mascarpone'li bir aroma var. Tuba da normal fıstıklı. Benimki yoğun fıstıklı. Onunki o daha... Fıstıklı, kremalı. Kremalı fıstık aldı Tuba. İkisi. Bende 3 tat var. Tuba'da 2 tane var. İkisi toplam 7.30 euro tuttu. Bayağı ucuz. Dondurmalar güzeldi ama Tuba'nın dediği doğruymuş. Ben de yedikten sonra fark ettim. Şekeri çok fazla geldi. Bayağı bir yordu yani yerken de. Lezzetli, hepsi çok lezzetli ama biraz ağır. Bir, şurada çeşme var, elimizi bir yıkayalım ya. Elim şekerler. Şekerimiz yükseldi. Gerçekten şekerimiz yükseldi. Odaya doğru gidiyoruz. Sabah 6.30'da trenimiz var. Floransa'ya gideceğiz. Tabii ki siz videonun devamında bizim son gün Bologna'ya gelişimizi göreceksiniz. Her ne kadar Floransa'yı görüp tekrardan Bologna'ya gelecek olsak da siz o farkı asla anlamayacaksınız. Hadi sabaha gidiyoruz. Gidelim mi? Gidiyorum. Normal gittik hadi. Hiçbir şey yapmadım.
Bologna'ya tekrardan geldik. Tabii siz bunları hiç görmediniz. Daha arada ne olacağını sonraki videolarda göreceksiniz. Çünkü biz arada Floransa'ya gittik, Pisa'ya gittik ve tekrardan Bologna'dayız. Burada aslında İtalya'da son günümüz. Siz ilk günümüzü ve son günümüzü bir arada görüyorsunuz. Böyle değişik bir video, ben de bilmiyorum. Bu sefer ilk kaldığımız günden farklı bir yerde kaldık. Maalesef ki arkadaşlar şunu söylemeden edemeyeceğim. Bizim tatilimiz son anda planlandığı için konaklamalarda ucuz olanların hepsi bitmişti. Ve bu tatil sezonu olan bir dönem olduğu için ucuz olan konaklamaları hep kaçırdık. Bu geceki konaklamamızda bir gecene 76 euro vereceğiz. Odamıza geldik. Odamız böyle bir yer. Şöyle bir oda. Bize iki ayrı yatak yapmışlar. Burada mini buzdolabı var, kliması var. Ama gördüğünüz gibi tuvaleti yok. Tuvalette yemek yan tarafta. Bayağı kaliteli bir oda tuvalet yani. Böyle de bir duş bölümü yapmışlar. İsterseniz burada çamaşır kurutulan kötü vesaire yerleri de var. Kaldığımız yerin adını ben açıklamaya yazdım. Oradan bakarsanız Booking üzerinden ayarladık biz burayı. Bologna'da gezmeye devam ediyoruz bugün. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sizi Venedik'e de getirmeyelim demedik. Burada Bologna sokaklarında Piccolo Venezia dedikleri küçük Venedik. Gerçekten de şu bu saatte bakınca küçük Venedik. Küçük Venedik'i diğer taraftan gördüğün zaman da böyle bir yer. Böyle bir tane kapı var. Kapıdan görüyorsun. Bakın size göstereyim. Böyle bir yer. Sıradaki durağımızda bir bazilika. Eğer açıksa göreceğiz, açık değilse sabah ziyaret edeceğiz. Çünkü yarın öğlen dönüyoruz. Öğlene kadar yine vaktimiz var. İlk gün geldiğimizde kapalı olan Basilica di San Martino Maggiore bazilikasına geldik. Bazilika zaten başta söyledim. Tekrar söylememe de gerek yok ama. Burada zaten çok fazla bazilika gezememiştik. Hatta tatilimiz boyunca hiç gezmemişiz gibi. Hadi bir de bunu gezelim. Hadi bakalım içeri. Bazilika güzel bir bazilika. Yani yol üstünde gelip görülmesi gereken bir yer. Çok vaktiniz de almıyor. Hem yol üstünde olduğu için de oturup dinlenebiliyorsunuz. İçerisi serin yine her zaman olduğu gibi. Karışan biri yok. Evet, karışan yok. Kıyafet kuralı yok. Bir şey yok. Girip tatlı tatlı oturup vakit geçirebilirsiniz. Ve artık buranın meze marketine, Mercato Mezzo, Mezzei, bilmiyorum oraya gidiyoruz. Mezeci market, hadi bakayım. Orada çok fazla buranın yerel yemekleri vesaire varmış. 12'ye kadar da açıkmış. Meze marketin hemen yanında Santa Maria della Vita dedikleri bir kilise var. Burayı gezdik. Buranın aynı zamanda arka tarafta bilet alıp gezilebilecek yeri de var. Ama biz tercih etmedik. Tabii siz isterseniz kendiniz bakabilirsiniz. Bilet almadan Google'dan içerinin fotoğrafına bakın derim. Benim çektiğim bölümleri gezmek tamamen ücretsiz. İçerisi birçok yerel yemeğin bulunduğu bir yer ve fiyatlar gayet uygun. Mesela bu görmüş olduğunuz pizza ve bir tane Tuba Hanım'ın içmiş olduğu aperol 8 euro. Normalde mekanda sadece aperolü 8 euroya veriyorlar. Küçük, evet pizza küçük ama hani zaten ayaküstü lezzetler gibi burası. Burada çeşit çeşit makarnalar mevcut. İstediğinizi seçiyorsunuz. Fiyatları burada yazıyor. Kasaya sipariş veriyorsunuz. Makarnalar yaklaşık 8-8,5 euro civarı. Çok güzel. Oraya gittiğinizde 4 euroya pizza var. 6 euroya pizza var. Ama ne eklerseniz ekleyin, yanında aperol ile eklerseniz 8 euro oluyor. Biz de en pahalı olanını seçip yanına aperol ekledik. Makarna olarak da buranın farklı bir makarnasını denemek istedik. Ricottolu böyle değişik bir makarna. Şöyle bir şey. Yeşil rengi, fesleğen kokusu geliyor. Üzerine parmesan istiyor musunuz dedi. Tabii ki de istiyoruz dedi. Parmesan istemediğimiz bir an bile yok. Efsane. Mükemmel. Gelirseniz bunu deneyin arkadaşlar. Bayağı iyi. Eğer fazla zamanınız yoksa ve tüm lezzetleri tatmak istiyorsanız doğru bir yer. Ama hani zamanınız çoksa çok da gelmenizi tavsiye etmeyebiliriz. Çünkü daha iyi pizzayı, daha iyi makarnayı yiyebilirsiniz. Ama hepsini bir arada tatmak için bence makul bir yer. Bu akşam serinliğinde tatlı bir dondurma güzel gider diye düşünüyorum. Ne diyorsun Tübük Hanım? Evet, dondurma yiyelim. Hadi bakalım. Kremiye kavur. Kavur. Kremiye kavur. Ekmek gibi kokmuşsun. Pizza gibi kokuyorsun. Cremeria Cavour diye bir dondurmacıya geldik. Ama çok şekilli bir yer gibi duruyor. İki top dondurma 3.30. İyi bence. Mantıklı. Venci'de de yemiştik. Orada 3.70'ti. Ay ay ay. Dondurmalarımızı aldık. Tuba Hanım sen ne aldın? Bir şey diyeceğim. Şunun bir tadına bak üsttekinin. Alttakinin bak dedi. Sicilya bilmem ne. Fesleğenli bilmem ne. Aa çok güzel. Tuba Hanım fesleğenli ve yoğurtlu aldı. Bu üstteki limon. Altta da romlu çikolata. Oo baya güzel. Yediğim en iyi dondurma bu. Tuba Hanım kolay kolay demez bunu. Gerçekten yediğimiz en iyi dondurma.
Bayağı şekilli bir yer ama fiyatlar çok uygun. 3 tane top alırsanız 3.80, 2 tane alırsanız 3.30. Şimdi parkta oturalım, bir dondurmamızı yiyelim. Hadi bakalım. Biraz yürüdükten sonra yol üstünde Tamburini diye bir mekana oturduk. Fıçıların üzerinde birer aperol içiyoruz. Aperol de şey gibi, alkol gibi değil böyle, meyve suyu gibi içiyorsun ama alkol yani düşününce. Basilica di San Petronio. Huge Gothic Church diye geçiyor burası. Buraya geldik zaten. Onun önünde oturuyoruz. Son akşamımız. Burada böyle serinin esintinin eşliğinde. O çok güzel esiyor gerçekten. Burada vakit geçiriyoruz. Şöyle güzel bir manzarada. Artık günü noktalıyoruz. Burada sinema günleri oluyormuş. Her akşam. Dün başlamış. Her akşam belli filmler veriyormuş. Bugün bir tane film varmış ama anlamadım İtalyanca yazdığı için. Alfred Hitchcock'un filmiymiş. Hangisi bilmiyorum. İngilizceymiş ama İtalyan altyazılıymış. Film yaklaşık bir yarım saate başlayacak. Bakalım, güzel bir şeyse tabii ki de izleriz. Filmi izliyorduk ama film sesi hiç anlaşılmayacak şekilde yankılıydı. İtalyanca altyazı vardı. İtalyanlar rahat rahat izliyordu ama biz hiç anlayamadık. Ama hani konuyu az çok anladık, merak ettik ve eve gidince film izleyeceğiz. Ve yolda yürürken de kanoli alalım dedik. Tuğba, ne diyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Kremasını, direkt kremasının tadına baksana direkt. Bakayım. Aa, çok güzel. Tanesi 3,5 euro. San Domenico Kilisesi'nin sokağında direkt. Oradan alabilirsiniz, gayet de güzel. Tavsiye ederim. Ve böylelikle bugünü de bitirdik. Yarın artık gideceğimiz 1-2 yer kaldı. Ve sonrasında artık dönüş yoluna gireceğiz. Yarım günümüz var. O yarım günde olabildiğince güzel değerlendireceğiz. Şimdi sabaha dönüyoruz. Günaydın arkadaşlar. Bugün ilk olarak sabahtan bir markete gidiyoruz. Orada biraz fiyatlara bakacağız. Ne durumdaymış, ne değilmiş. Bir şeyler alabilirsek alacağız. Hadi bakalım. Son günden devam. Marketten çıktık. Toplam alışverişimiz 27 euro tuttu. Ama marketten biz 5 şişe şarap aldık. 1 kilo çekirdek kahve aldık. Ve 3 farklı makarna aldık. Olacak gibi değil. Çok ucuz gerçekten. Zaten şaraplar hep 1 euro, 2 euro civarında. Dönerken yol üstünde bir yerde kahvaltı yapalım dedik. Öyle bir tane çikolatalı, bir tane fıstıklı kruvasan aldık. Fiyat ne kadar bilmiyoruz, öderken göreceğiz. Çok pahalı bir yer gibi durmuyor. Şöyle de 2 americano aldık. Buradaki şeyler güzel benziyor. Biraz bayat gibi ama. 2 kruvasan, 2 kahveye 7 euro verdik. Sonra odaya geçtik. Çantalarımızı hazırladık, orada bıraktık. 12'den önce çantalarımızı alıp havaalanına gideceğiz. Burada bir iki marketi gezdik ve gezdiğimiz marketlerde şunu gördük ki buralar çok ucuz. Mesela bir tane fesleğenli lazanya aldık, gösterelim. Böyle fesleğenli bir lazanya, fiyatı 2 euro. Marketin kartı sizde varsa bir 30 cent, 1.39, 1.50 civarına denk geliyor. Ama marketin kartı bizde yoktu, o yüzden onun için de uğraşmaya değmezdi. Yani 15 lira fark ediyor, öyle düşünün. Ama marketten markete değişiyor. Bazı marketlerde bizim aldığımız şarap 6 euro iken bir tanesinde biz 2 euroya aldık mesela. Şehrin ortasındaki marketler hep daha pahalı. Her yerde aynı oldu. Evet. Birazcık daha şehrin dışına doğru olan yerlere baktığınızda daha uyguna bulabiliyorsunuz. Ama genel olarak marketler ucuz. Artık dönüş yoluna giriyoruz ve havaalanına gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım havaalanına nasılmış. Bir de havaalanının İçini görelim. Havaalanına geldik. Girişte direkt yemek yerleri var. Ben direkt konumdan baktım hani diğer tarafta var mı diye. Diğer tarafta yok. Buradaki fiyatlar da merkezde aynı. Pro Gusto diye bir yer var. Oraya oturduk. Lazanya ve Margarita pizza. Margarita pizza söyledik. Bir pizza geldi yani. Şuna bak. Kocaman bir pizza geldi ya. Bu ne? Yediğimiz en büyük pizza. Bu da lazanya. O da büyük bayağı. Büyük sadece katı az. Aynen. Aa, çok güzel. Pizza harika. Lazanya da mı? Harika. Gör bakayım parça. Hocam çok garip değil mi havaalanında daha iyisini yememiz? Bayağı güzelmiş. Pizza da çok güzel. Bu da çok güzel. Pizzanın tadına bakmak ister misin? Tadına bakmak istemem. Bir yemek isterim pizzanın. Geri koyabilirsin tabağına. Peynir bitmiyor. Bitmiyor peynir. Yine Top Secret filmi gibi olduk. Çok güzel. Değil mi? Bayağı güzel. Şimdi biz bunları yiyeceğiz, sonra Duty Free'ye gideceğiz. Belki orayı çekeriz bu sefer, ne dersiniz ha? Havaalanının dış tarafı daha güzeldi arkadaşlar, bunu buradan söyleyebiliriz ki. Pasaport kontrolünü geçtikten sonra Duty Free iki adımda bitiyor ve gerçekten pahalı. Buraya geçmeye gerek yok. Önde zaman geçirip yemeğinizi yiyin, içeceğinizi için. Hem bu taraf daha pahalı,
Hem de seçenek yok zaten. İyi ki yemek yemişiz, evet, yani. Evet. İçecek, alkol vesaire bir şey alacaksanız Bologna terminalinin içinde hemen Carrefour'a girin. Oradan alın. Çünkü aynı içkiler burada duty free'de daha pahalı. Buradan da alabilirsiniz. Yani eğer kendiniz alkol almayı düşünüyorsanız tele dönüşünde, makarna almayı düşünüyorsanız, ne bileyim başka bir şey almayı düşünüyorsanız, kışın gelirseniz peynir falan almayı düşünüyorsanız kesinlikle içinizde taşımayın. Gelin içerideki Carrefour'dan alın. Fiyatlar aynı zaten. Çok kalabalık ve çok küçük bir alan. Bak havaalanında dış hatları gösteriyorum size bak. Şu ileride gördüğünüz zaten bizim uçağın sırası, millet içinden girmeye başladı. Şurası, şu arka tarafta duty free. Burada da iki tane yer var. Neyse artık kapanışı evimizde yapacağız. Şu an İtalya'dan sonraki vlogumuzun başındayız. Ama siz bunu videonun son olarak görüyorsunuz. Hadi bakalım, bu da böyle bir kapanış oluyor. Ve böylelikle İtalya tatilimizin sonuna geldik. Floransa videosu hemen bundan sonra geliyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı bizimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Neden Tuğba'cığım? Bedava. Aynen öyle, bedava. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Bitti.